1 bölü 27 3 üzeri eksi 3'tür arkadaşlar. Sonra burada eksi 2 bölü 3'e de dikkat. Şimdi bir kere bir sayının çift kuvveti arkadaşlar pozitiftir. Ona dikkat etmeniz lazım. Çift kuvvet burada var mı? Var. Eksi 2 olarak. Dolayısıyla artık 3 üzeri eksi 3 çarpı eksi 2 bölü 3 olarak düşünün bunu. Böylece 3'ler gider. Eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı 3 üzeri 2'dir. Cevabımız 9, C şıkkı olur. Aman orada dikkatli olalım. Çift sayıda pozitif olduğunu unutmayalım. Bir sayının çift kuvveti pozitiftir. İşte burada bakın 4 de pozitif olacağı için 3 orada önemli değil. Sonuçta en nihayetinde bir çift kuvvet oluyor. Böylece 2 üzeri 3 çarpı 4 çarpı 5, 60. Önemli olan çarpımlarının çift olması değil. Önemli olan çarpımların bir tanesinde arkadaşlar çift sayı olması. Yani 4'e odaklandım ben, yoksa 60'a değil. Artı burada bakın şimdi. Eksi 2 üzeri 4. 3 dedik, 5 dedik. Bakın çarpımları çift olmasına rağmen buradan negatif çıkacak. Sebebi de ne? Çünkü burası zaten eksi 2 üzeri 4'te. Bakın 2 üzeri 4'ün çift olduğunu görüyoruz. Ama eksi dışında kaldı. Parantezli olsaydı pozitif olurdu. Ama hep size öğretiyoruz. Ne diyoruz? Bak bunlar da yine negatif olur. Haliyle 3 çarpı 5 çarpı 4'ten oradan da 60 oldu. Eksi 2 üzeri 60. Toplamları 0 geldi çünkü birbirinin aynısı bunlar. 1 bölü n oranında büyütüyormuş arkadaşlar. Daha doğrusu yakınlaştırıyormuş. Buna göre o zaman 1 bölü 256 ne kadar oldu olmuş 4 kez yaptığında. 1 bölü n her seferinde oluyor ya. 1 bölü n, 1 bölü n, 1 bölü n çarpacağız. Yani 1 bölü n'nin 4. kuvveti olacak. Bu da 256. N üzeri eksi 4 arkadaşlar. 256 nedir? 2 üzeri 8. Yani 4 üzeri 4. Hatta buradan artık şunu da söyleyebiliriz. 4 üzeri eksi 1'in eksi 4. kuvveti. Bunu niye yaptım? Üstler aynıysa arkadaşlar tabanlar aynıdır. Dolayısıyla n buradan 1 bölü 4 geldi. 4 üzeri eksi 1 oldu. Ne demiş bize? Bu görüntünün elde edilmesi için yakınlaştırma tuşuna kaç kez basılmalıdır? 1 bölü 8 üzeri 6'yı elde edeceğiz. O zaman bunun için ne olması lazım? 1 bölü 4'ün x'inci kez yakınlaştırılması lazım. Dolayısıyla 4 üzeri eksi x eşittir 2 üzeri eksi 3. Bir de üzerinde 6 var. 2 üzeri eksi 18. Demek ki arkadaşlar burada da x 18 o şey pardon. Affedersiniz atladık hemen birden. Hemen düzeltiyorum. 4 üzeri eksi x ya o. Aslında neye eşit? 2 üzeri eksi 2x'e. 2 üzeri eksi 2x eşittir 2 üzeri eksi 18. X buradan 9 oldu. D şıkkı oldu. 324 arkadaşlar neye eşit? 81 çarpı 4 değil mi? Evet. 81 çarpı 4'ün 10. kuvveti. 81 neye eşit arkadaşlar? 3 üzeri 4. Bir de üzerinde 10 var. Üstleri dağıtmayı unutmayalım. 4 üzeri 10. Bu da arkadaşlar 3 üzeri 40 yapıyor. 2 üzeri 20 oldu burası. Eşittir 2 üzeri A, 3 üzeri B. Tam sayıysa direkt bu buna eşittir. Bu da buna eşittir. A 20, B 40 olduğu için toplamları 60, C şıkkı oldu. Mevcut şarjının kaçta kaçının tükettiği diyor. O zaman ilk başta 10 üzeri 6. Tamamı dolu. Sonra arkadaşlar 1 bölü 5'ini tüketti. Kaldı 4 bölü 5. Soruda ben kalanlara odaklanacağım. Neden? Benden kalan isteniyor. 1 bölü 5'ini tükettiyse 4 bölü 5'i kaldı. Sonra arkadaşlar kalanın 4 bölü 5'i kaldı yine. Bu kalandı. Bunun 4 bölü 5'i kaldı ikinci bölümde. Üçüncü bölümde kalanın 1 bölü 5'i kaldı. Neden? 4 bölü 5'ini tüketti. Şimdi bu kadar kaldı arkadaşlar. Bundan sonra 1 bölü 5'i tüketti. 4 bölü 5 kaldı. Yine 5. bölümde kalanın 4 bölü 5'ini tükettiği için 1 bölü 5'i kaldı. Ve en sonunda 1 bölü 5'ini tükettiği için en sonunda bu kalanın da 4 bölü 5'i kaldı arkadaşlar. 10 üzeri 6, 1, 2, 3, 4. 4 bölü 5'in 4. kuvveti. 1 bölü 5'in karesi. Normal üst sayı bilgilerimizi yapalım. 2 üzeri 6, 5 üzeri 6. 4 üzeri 4, 2 üzeri 8'dir. 5 üzeri, 1 bölü 5 üzeri 4, 5 üzeri eksi 4'tür. 1 bölü 5'in karesi de 5 üzeri eksi 2'dir. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar direkt birbirini götürdü. 2 üzeri 14 şarjı kaldı. B şıkkı. Güzel bir soru. Sonuçta sınavda da bu tarz üssüz sayısı sorabiliyorlar arkadaşlar. Bir kuralımız var üssüz sayılarda arkadaşlar. A üzeri B, X üzeri Y olsun. A üzeri C, X üzeri T olsun. B'nin C'ye oranı,
Y'nin T'ye oranını eşittir. Alt alta tabanlar aynıysa ayrı ayrı. Bunların üstleri oranlıdır. Dolayısıyla 3 üzeri A, 2 üzeri 6. Dikkat! 2 üzeri 2B buraya yazıyorum. Bu 3 üzeri 3'ü de buraya yazıyorum. Böylece A'nın 3'ü oranı 6'nın 2B'ye oranıdır arkadaşlar. İçler dışlar çarpımı 2AB eşittir 18. AB eşittir 9. Bu şekilde bakın logaritma bilgisi olmadan bu üstlü sayıları böylece güzelce yapabiliyoruz. 3 tane oran var. Onları tek tek bulalım şimdi. Karşılaştırma yapılmış çünkü. Güneşin nereye oranı? Dünya'ya oranı. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı 10 üzeri 30, 10 üzeri 24 ne yapar? 10 üzeri 6 yapar. Tabanlar aynı, üstleri çıkardık. Şimdi başka ne var? Kamyonun ağacı oranı. Burada da 5 bölü 7 çarpı 10 üzeri 2 oldu arkadaşlar. Başka bakterinin elektrona oranı. Bu da 1 bölü 9. Tabanlar aynı, üstleri çıkarırsak eksi 15 artı 31 olacak artık. 10 üzeri 16. Buna göre arkadaşlar bir kere 10 üzeri 16 o kadar büyük ki o zaman en büyük oranımız B bölü E oldu. Sonra 10 üzeri 6 da tabii ki 10 üzeri 2'ye göre çok büyük. Yani şu diyebilirsiniz ama hiç bu sayılara bakmadınız. Şimdi 10 üzeri 6'yı 3'e bölmek mi? 10 üzeri 2'yi 5'e çarpıp 7'ye bölmek mi? Tabii ki şu daha büyük arkadaşlar. Dolayısıyla güneşin dünyaya oranı en küçük de ne geldi? Kamyonun ağacı oranı. Hangi şıkta bu var arkadaşlar? B şıkkında. 5 üzeri 2x eksi 1 demiş ya arkadaşlar. Biz hemen yine 5 üzeri 2x eksi 1 kısmını 5 yapalım böyle. Eşittir 20 diyelim. 5 üzeri 2x buradan 100 olsun. Bunu hep böyle yapacaksınız diye bir şey yok ama ben bir deniyorum. Artıları çarpı haline getirmeyi ya da eksileri bölü haline getirmeyi. Böylece 5 üzeri 2x 100 ise bir daha yazacağım pardon. Her iki tarafın karekökünü alırsak 5 üzeri x neye eşit oldu? 10'a. Güzel. Buradan yararlanarak artık 5 üzeri x artı 1 demek 5 üzeri x çarpı 5 demek değil mi? Bunu da 10 bulmuştuk. 10 çarpı 5'ten cevabımız 50 oldu. Yani D şıkkı. Üstü sayılarda bu tarz sorular görürsünüz arkadaşlar. Bazen şunu görmek gerekiyor bakın. Her iki tarafı aynı üsle çarpabilirsiniz. Kenarda bir örnek göstereyim. Diyelim 4 üzeri x eşittir 6. Siz her iki tarafın üstüne böyle bir A sayısı ekleyip 4 üzeri x çarpı a, 6 üzeri a diyebilirsiniz. Ya da bazen 4 üzeri 4x eşittir 6 üzeri, yine aynı örnek üzerinden gidelim, 8y olsun. Her iki tarafın üstüne aynı sayıya bölme hakkınız var. Ama üstlere bakın, sayıları değil. Dolayısıyla burada ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi 15x üzeri y ya, burada önce 15x üzeri y'yi 5 üzeri xy çarpı 3 üzeri xy diye ayıracağım. 12 üzeri x çarpı 12 üzeri y diye de bunu ayıracağım arkadaşlar. Bakın 5 üzeri x eşittir 12 ya. Her iki tarafa böyle 5 üzeri x y, buraya da 12 üzeri y yapabilirsiniz. Ne yaptım? İki tarafın da üstünü y ile çarptım. Üstün üstü çarpılır. Haliyle 5 üzeri x y 12 üzeri y olduğundan bak. Artık 12 üzeri y yazıyorum onun yerine. Aynı yorumu 3 üzeri y'de de yapacağım. 3 üzeri y 12 olduğu için 3 üzeri yx 12 üzeri x'e eşittir. Artık 3 üzeri xy yerine de 12 üzeri x yazarım. 12 üzeri x aşağıda var. 12 üzeri y aşağıda var. Çaprazlama sadeleşti. 1 oldu arkadaşlar, D şıkkı. Bunlarda başlangıçta bazen zorlanabilirsiniz. Sorun değil. Dediğimi düşünerek böyle üstleri çarpıp bölüp deneyin. C üzeri A demiş. Yapalım. Sadece verileni bize uygula diyor bir nevi. 8 üzeri 4. Sonra arkadaşlar, diğeri de D üzeri B, yani 4 üzeri 5. Tabanlar aynı, 2 çünkü ikisinde de aslında. 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti 2 üzeri 12. Burası da arkadaşlar 2 üzeri 2'nin 5. kuvveti 2 üzeri 10. Tabanları aynı, üstleri topla 2 üzeri 22, yani D 22 oldu cevap. Bazı sorularda sayılarla haşır neşir olmamızın faydasını yaşıyoruz ya da tam tersi bazen de zararını. Bu soruda mesela biraz böyle sayılarla oynamayı güzelce görmek lazım. Tahmin edebilirsiniz belki devamını sorunun ben yaptıkça. Bakın şimdi 32 2 üzeri 5'e eşit ya, bir de üstünde A var, 2 üzeri 5A. Burası zaten 2 üzeri B. 5A buradan neye eşit geldi? B'ye. Sonra arkadaşlar ben A, bu zaten A. B gördüğüm yere de 5 üzeri A yazayım. Şimdi 5 üzeri 250 oldu. Şimdi taban üstün arkadaşlar 5 katı olması lazım.
Burada 5 üzeri 250 var. Bak şimdi. Ben burada 5 üzeri 250'yi, şunu bir sileyim pardon. Hemen oraya atlamayalım. 5 üzeri 250'yi şöyle yazsam olmaz mı? 5 üzeri 2 üzeri 125. Buradan yola çıkarak bu da 25 üzeri 25. Bu da arkadaşlar A üzeri 5A. A buradan 25 oldu işte. 25 üzerinde de 125 var. Demek ki bunların toplamları 150'ymiş. Bu yani ekstra bir şey yapmadık. Üslü sayılarda arkadaşlar tabanlar birden büyükse üst büyüdükçe sayı büyür. Örnek 3. 3'ün birinci kuvveti 3'tür. 3'ün ikinci kuvveti 9'dur. Artarak gider işte. İkincisi 1 bölü 2'yi düşünelim. 1 bölü 2 arkadaşlar karesini alırsanız 1 bölü 4 olur. Kübünü alırsanız 1 bölü 8 gittikçe küçülür. Dolayısıyla burada da 3 üzeri 2, 3 üzeri A ve 3 üzeri 5. Demek ki A 2 ile 5 arasındaymış. Gelelim şimdi buraya. 1 bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2'nin b'ninci kuvveti. 1 bölü 2'nin eksi 3'üncü kuvveti. Ters düşüneceksin burada. 2, b, eksi 3. Bakın gördüğünüz gibi tabanlar birden küçük olduğu için, basit kesir olduğu için arkadaşlar üsler büyüdükçe sayı küçülür deriz. Dolayısıyla burada artık bu ikisini şuna döndürelim. 3A yapmak için 6, 3A, 15. Tam sayı diyor mu A ve B'ye demiyor. O zaman arkadaşlar böyle değer vererek gitmeyeceğiz. Denklem çözeceğiz normal bir şekilde. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 4. Eksi 2B ve 6. Taraf tarafa topluyorum. 21. 3A eksi 2B. Küçük 2. Dolayısıyla buradan alacağı en küçük değer 3 oldu. En büyük değer 20 oldu. Toplamları 23 geldi. 8'er kat artarak ne demek? 9 katına çıkmak demek arkadaşlar. Dolayısıyla 3'ten bakın 9 katına çıkmış 27. 27'den 9 katına çıkmış 243. Şimdi şöyle düşünebiliriz. İkinci sayı 3'ün 9 katı. Birinci sayı bakın 3. İkinci sayı 3'ün 9 katı. Üçüncü sayı 3'ün 9 katının 9 katı. Doğru mu? Sonuçta bu 27'ydi bir daha 9 kat. Sonra dördüncü sayı 3'ün 9 katının 9 katının 9 katı. Bak bu ikinci sayı, bu üçüncü sayı, bu dördüncü sayı. Her sayı için bir eksiği kadar 9 var, gördünüz mü? O zaman arkadaşlar terim sayısı 12 olduğuna göre 12. sayı ne olacak? 3 çarpı 9 üzeri 11 arkadaşlar. Dolayısıyla 9 üzeri 11 eşittir. 1 bölü 3 nedir? 3 üzeri eksi 1'dir arkadaşlar. 3 üzeri eksi 1'in de 2 eksi 5 x'inci kuvveti nedir? 3 üzeri 5 x eksi 2 yapar. Böylece bu 12. sayı ne oldu? 3 çarpı 3 üzeri 22 eşittir 3 üzeri 5 x eksi 2. Buradan 3 üzeri 23 eşittir 3 üzeri 5 x eksi 2. Ve 23 eşittir 5 x eksi 2'den x 5 oldu. Bizden de zaten x isteniyordu, c şık. Her birim kare arkadaşlar 8 adet bize bakteriyi temsil ediyormuş. O zaman şöyle düşünebiliriz bakın. İlk önce basit bakalım olaya. Birinci saatte 2 kare var. İkinci saatte 4 var, yani 2'nin karesi kadar. Üçüncü saatte 8 tane var. 2'nin üçüncü kuvveti kadar. O zaman n'inci saatte ne olacak? 2 üzeri n kadar kare olacak. N artı 4. saatte ne olacak? 2 üzeri n artı 4. kadar arkadaşlar kare olacak. Ve bir karede 8 tane bakteri varsa o zaman bu kadar karede bu kadar çarpı 8 vardır. Yine bunda da bu kadar çarpı 8 bakteri vardır. Bunların toplamı demiş değil mi? Ha, pardon, çarpımı demiş. Daha kolay o zaman. 2 üzeri n artı bu 2 üzeri 3'tür. Artı n artı 4 artı 2 üzeri 3 unutmayalım eşittir 64 üzeri 10 2 üzeri 6 bir de 10. kuvvet 2 üzeri 60. Böylece 2n artı 7 3 daha 10 eşittir 60. 2n 50 n buradan 25 yaptı, c şıkkı oldu.